operasyondan bahsedeceğiz. İlginç de bir operasyon bu. Dümen operasyonu. İçerisinde aslında hedefteki kişilerde ne ararsanız var. Rüşvetten tutun zimmete, dolandırıcılığa kadar. Gözaltılar da mevcut. Ankara'da son durumu öğreneceğiz. 43 ilde yapılan bu operasyona ilişkin. Öyle bir durum söz konusu ki kamu çalışanlarına çok benzeyen kişileri buluyorlar ve sonrasında o kişiler adliyeye gidiyor. Sonra ne oluyor? Bu sorunun yanıtını alalım hemen. Ankara'ya bir kez daha uzanalım. Muhabir arkadaşım Murat Sekban bu kez bizi bekleyen isim. Murat, günaydın, hoş geldin yayına. Tamam, kamu görevlisine çok benzeyen kişileri buldular. Sonrasında bu kişiler ne yapıyor? Nasıl bir dolandırıcılık ya da usulsüzlük söz konusu, anlatır mısın bize? Günaydın Cansın Ervacı. Sadece bu yöntem değil, çok sayıda yöntemi deniyor dolandırıcılar. Bu nedenle de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 6 aydır sürdürmüş olduğu bir teknik ve fiziki takipten bahsediyoruz. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tam 23 ilde operasyon için hazırlık yaptı ve ardından da bugün itibariyle o operasyonun, dümen operasyonunun düğmesine basıldı. Toplam 226 şahıs hakkında gözaltı kararı var. 268 şüpheli ise emniyete ifadeye çağrıldı. Siz de az önce bahsettiniz. Şüpheliler, dolandırıcılar öncelikle kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak seçiyor. Daha sonra para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma ya da dava sürecini yönlendirme gibi vaatlerde bulunuyor insanlara. Tabii insanlar da zor durumda oldukları için ve o kişinin de kamu görevlisi olduğuna inandıkları için istenilen parayı ya da ücreti karşıdaki insanlara, aslında dolandırıcılara da ödemiş oluyor. Sadece bu yöntem de değil, az önce de dedik, köylülerden köy mezarlıkları kurulacağı ya da TOKİ'nin bu noktalarda, belirlenen noktalarda ev yapacağı gibi vaatlerde de bulunuyorlar vatandaşlara bu dolandırıcılar. Ve bu yöntemlerle de çeşitli çok miktarda para topladıklarını da ifade etmiş olalım. Yine sahte vergi lehvaları üzerinden de vatandaşlara kredi kullandırtıyorlar. Kendileri kredi kullanıyorlar. Sahte senetler tanzim ediyorlar. Pencere yöntemi, aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de bu noktada birçok kez uyarısı olmuştu. Vatandaşlara pencere yöntemi ile boş bir kağıt imzalatıyormuş gibi, ancak o boş kağıdın altında bir senet var ve o senete imza atmanız halinde de üstteki rakam kısmını dolandırıcılar kendi istedikleri rakamı yazarak sizleri mağdur ediyorlar ve borçlandırıyorlar. Aynı zamanda sahte ehliyet ve ehliyet sınavlarında da usulsüzlükleri tespit edildi. Yine bu noktada da bir joker eleman belirleyerek başkalarının yerine ehliyet sınavına girmesi de bu yöntemle insanları dolandırdıkları da tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 43 ilde eş zamanlı başlattığı büyük bir operasyondan, dümen operasyonundan bahsediyoruz. Şu an itibariyle operasyon devam ediyor. 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı var Cansın Erbacı.